Ne kadar hoca olursanız olun. 80 yaşına da olsan, hocaların hocasına, ben ona bakmam. Kur'an'a bakarım, sünnete bakarım, hadis-i şerife bakarım. Hocanın, şeyhinin, şuyunun, buyunun makamının yüksekliği, muteberliği asla ayet hadisin önüne geçemez. Ehl-i sünnetin usulü budur. Kimse kendi kafasına iş yapmasın. İmam Rabbani mektubat ortada, Mevlana Halid orada. Bütün ulema meşayih, sahabeyi sevmeyenin Resulullah'a imanı yoktur diyor. Mektubatta söylüyor ya. Onun için biz kime bağlıyız arkadaş biz? İpsiz, sapsız, sarı çizmeli Mehmet Ağa mıyız? Müçtehit miyiz biz ya? Bizim büyüklerimiz var. 1400 senelik dinimizin geçmişi var. Sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in, silsile-i meşayih. Bunların hepsi ittifak etmişlerdir. Allah Celle Celaluhu kalplerimizde sahabeden birine, tabiinden birine, dostlarından birine karşı zerre kadar ikrah ve kerahat bırakmasın Fazl-ı Kerem'i. Hepsini anamızdan babamızdan çok sevmeyi nasip eylesin. Amin. Çünkü onlar bizim dinimizin vasıtaları, bize dinimizi getirdiler. Biz onlarsız ne yaparız? Ki Hazreti Muaviye 40 sene hükümdarlık yaptı. Kıbrıs'a kadar o fethetti. Bütün alemleri o fethetti İslam'ın 40 sene ve kimse çıt çıkartmadan geçindirdi ya. Adalet yaptı. Hazreti Ali ile aralarında olan işler içtihada mebnidir. İçtihat hatasına düştü, bir sevap aldı. Hazreti Ali Efendimiz tarafı içtihadında isabet etti, iki sevap aldı. Onlar haklıdır, iki sevap aldı. Bunlar isabet edemedi, bir sevap aldı. Çünkü içtihat hatasıdır. Senin benim nefis için kavgamıza benzemez. 10.000 sahabe dinden mi çıktı aşağıya? O zaman sen Şia'dan ne farkın kalıyor? Şia'dan ne farkın kalıyor? Allah muhafaza etsin. İtikadımızı muhafaza edelim.